Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde önceki bölüm Gevher Hatun'a bir suikast girişiminin olduğunu gördük. Aynı zamanda Bizans komutanı olarak Tekfur'un yanına sızan Alpagut Bey bölüm sonunda Tekfur tarafından idam edilecekti. Öncelikle Gevher Hatun'a doğru ilerleyerek onu öldürmeye çalışacak olan kişi çok büyük ihtimalle Zeren Hatun. Zaten bölümde de gördüğümüz gibi Gevher Hatun'u öldürmeye giden kişinin parmağındaki yüzükle Zeren'in taktığı yüzük tam olarak aynı. Zeren bence her ne kadar Seferiye'ye bağlı gibi gözükse de bence ilerleyen bölümlerde farklı birine hizmet ediyor olarak görülecek. Hizmet ettiği kişiler de uyanıştan da hatırlayacağınız üzere Batiniler olacak. Dizi yavaş yavaş yeni düşmanlar getirmek için mutlaka Batinileri kullanacaktır. Batiniler o zamanlar Selçuklu'nun en büyük belalarından biriydi. Her neyse. Zaten Seferiye Hatun'u da sürekli Sultan Alparslan'a karşı kışkırtması onun normal biri olmadığını gösteriyor. Seferiye Hatun Alparslan'ı sevmiyor gibi gözükse de aslında ondan hoşlanıyor. Sadece zorla bir evlilik olduğu için gururundan dolayı biraz fazla tepkiler veriyor. İlerleyen bölüm Seferiye Hatun'la Alparslan evleneceğini zaten biliyoruz. Hatta tarihe göre Seferiye Hatun Alparslan'a tam 12 çocuk vermiştir. Alpagut Bey ise önceki bölümde gördüğümüz gibi yine çok zekice bir plan yapmış ve beraber tutsak edildikleri Bizans askerlerini kandırmıştı. Bu sahnede Bizanslı askerlere kurtulmak için hain olduklarını söylemeleri gerektiğini söyleyen Alpagut, diğer askerlere bu itirafı yaptırmış ancak kendisi gördüğü işkencelere rağmen hala Tekfur için çalıştığını söyleyerek doğru söylediğini de kanıtlamış oldu. Ancak Tekfur Gregor kesinlikle çok zeki ve herkese kolay kolay güvenmiyor. Zaten bölümde oğlunun bile hatasını affetmeyecek kadar öfkeli biri olduğunu görüyoruz. Alpagut'u Alparslan'ın yanında idam etmeye çalışan Gregor çok zekice bir plan düzenliyor aslında yine. Eğer Alparslan veya yanındakiler bu idama herhangi bir tepki verirlerse Tekfur kesin olarak Alpagut'tan şüphelenecek ve onu öldürecek. Fakat Akınay Ana bile gayet dirayetli durdu ve Alparslan'ın kolunu bile sıkmasına rağmen herhangi bir ses etmedi. Gelecek bölümde de büyük ihtimalle Tekfur Gregor bu tepki sizliğe karşı Alpagut gibi bu kadar işkenceye rağmen hala sadık olduğunu söyleyen komutanı kaybetmek istemeyecektir. Böylelikle zaten idamı da iptal etmiş olacak. Alparslan da zaten tüm bu olayların farkında olduğu için tepki vermiyor. Yoksa Alpagut'u almak için Tekfur'un kalesini kesinlikle dağıtırdı. Tekfur'un çıkan ön izlemede tabii tüm bunlara rağmen hala oldukça şüpheci davranıp Alparslan'ı sorgulaması ve ne kadar akıllı biri olduğunu göstermesi güzeldi. Tekfur'un oğlu Alexander ise Selçuklu yüzünden cezalandırılmasına karşı oldukça öfkeli ve Selçuklu'ya zarar vermek için daha büyük planların peşine düşecek. Selçuklu'nun ticaret yollarını Alparslan'a kapatarak onu iyice zor bir duruma düşürmeyi planlayan Alexander, ilerleyen bölümlerde babasıyla anlaşamadığı konular arttıkça daha da işin çığırından çıkabilir. Dostlar, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm ve fragman analizlerine devam edeceğim. Siz de bu videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.